başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı verir başıma yüz yaşına. Bana paran yoktur dersin. Memleketin bütün eurosu bendedir. Merkez Bankası bile euro kurunu bendeki paraya bakıp ayarlar ve bak, bak işte. Ha, para gözüm gözüm. Hemen de odaya geldi Sazan'ım. Ben dağıtırım, sen say. Hopa. Para dediğin nedir Ketem ya? Elini kiri. Sat, 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 sat. Ne demişler? Borcun yoksa evlen, derdin yoksa eğlen abicim, eğlen. Allah! Sat, 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 saçın paraları hadi. Sat, sat. Sat, 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 saçın paraları hadi. Paraları. Anam bu beter. Vallahi kurtulurum. Bak, 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 bak. Bak, milleti hadi nasıl getirir galeyana. Provokatör anam bu. Soyguncu gibi vallahi, helal olsun. Bütün sipalileri aldı. Büyük adamdır gerçekten de. Yanlışım varsa düzelt ablama. Yer tepeleme para doldu be. Ay bu gece iyi alatura kaldıracağız desenize. Allah, avuçlarım kaşları be. Sipalilere bak. Şimdi biz bu parayı bu maddi devrumanlarla mı paylaşacağız yani? Yanlışım varsa düzelt ablama. Alatura ortak değil mi? Yapacak bir şey yok. Mecburen paylaşacağız. Hmm, sen öylesin. Şimdi bak. Nereye uyadık? Alatura toplamaya mı? Yok öyle ya mı? Şarkı bitsin hep beraber toplarız. Ya kafayı mı yedin anam? Niye alaturası? Şeye gideceğim anam, şeye. Şşt! Nereye be? Söyle. Kız anlasa. Şeye gideceğim anam, şeye. Şşt! İlla Tarkan gibi açık açık anons mu edeceğim burada tübe tübe? Anam gitti. Çiş geldi diyorum, anlamıyor anam. Anlamaz, anlamaz. Pe, pe,
Bu Alatura'yı bu yüzlerle paylaşacağım. Duyulmuş görülmüş şey midir anam? Şimdi numaramız görülmemesi için ne yapıyorduk anamdır? Ha, kare 31 kare şimdi numara. Hadi bakayım. Allah Allah, hayırdır? Kim arar be? Şarkının tam ortasındadır. Numarası da görünmez. Bak bakalım Melekciğim, önemli olması aramazlar herhalde. Alo? Kız Melekçi, ben anan Kısmet. Yetiş, kızım soyuldu. Ne? Ne dersin sen be ana? Neden soyulması? Güneşte kaldım ya kızım, derim soyuldum. Tübe tübe, delirtme be kız beni. Ne soyulması olacak gecenin bu vaktinde ve hırsızlar girdi. İçerideler, eşyaları toplarlar. Ben odadayım şimdi. Ay ay, hırsız mı? Ay Muharrem, Muharrem hırsız. Ne hırsız be? Ana sakın kapıyı açma, biz eve geliriz tamam mı? Hadi. Ne olur be hala? Hadi fırlayın ya, hırsız girmiş eve be. Oo ne? Ne hırsızı be? Ne? Hırsız mı girmiş? He? Ay odanız. Haydi haydi gidelim be, evde yalnız hırsızlar salonu sayarlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yürü. Ne olur be. Ya anahtarlar kaldı burada. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidin yardım edin hadi. Anam ne olmuş? Maliyeci görmüş vergi yüzsüzü gibi, niye kaçıyor bunlar anam şimdi? Ya kız ana, evlerine hırsız girmiş ya. Kısmet ana telefon etmiş. Ya dayı koş hadi yardım edelim. Haklısın Sultan. Anam siz giderseniz bu kadar alaturayı kim toplayacak yerde? Kız ana, evlerine hırsız girmiş derim. Sen hala paranın derdindesin ya. Kızım, eğer duyduğuna inanma değil mi? Kim biliyor gerçekten arayanın kısmet olduğunu? Ha? Kız ana, sen yine bir dolaplar çevirirsin, gözlerin döner. Olabilir de, olmaya da bilir de. Sürpriz canım. Hadi şu paraları toplayalım. Nene! 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 Uyan ya! Nerede hırsız nene? Ne hırsızı be? Hırsız mı girmiş yoksa eve? Allah Allah! Nene, ne demek hırsız mı girmiş ya? Ya bilmiyor musun ya? Nereden bileyim evladım? İlk sizden duyuyorum. Hangi odaya girmişler? Ayda! Kısmet ana, biz hırsızları sana sorarız. Sen de bize mi sorarsın yani? Başka kime soracağım be evladım? Siz dersiniz hırsız girdi diye. Tövbe tövbe! Ya bana sorarsanız korkudan şok geçirir nenem. Ne dediğini bilmez. Kısmet ana, sen Menekşe'yi telefonla arayıp eve hırsız girdi dedin ya. Biz de onun için koşarak buraya geldik. Tövbe tövbe. Ben kimseyi çağırmadım evladım. Aa, kız ana ne demek aramadın? Ay telefonda konuştuk ya. Vallahi aramadım be kızım. Aa, ben örgü örerdim, uyuyup kalmışım. Allah Allah, çok ilginç ya. Eşyalar da tam gözükür be. Abi abi abi. Odalara baktım, her bir şey yerinde ya. Hırsız girmemiş yani. Girmemiş. Girmemiş. Bir dakika, bir dakika. Eve hırsız girmemiş. Kısmet ana Menekşe'yi aramamış. Şimdi kim niye Menekşe'yi arayıp eve hırsız girdi desin? Tam da alatura saçılmış da. Ay tabii ya, pembe. Pembe mi? Pembe sizinle birlikte çalmıyor muydu kardeşim? Nasıl ararız? Yok be. Üçkağıtçı gacı tuvalete gideceğim diye kalktı. Demek ki gitti oradan bana telefon etti. Ay benim kafam, nasıl geldim kerize be? Pembe abla niye böyle bir üç kağıt yapsın ki? Niye olacak Fatoş? Tabii ki alaturaları tek başına toplamak için. Bizi buraya gönderdi, alaturaları iç etti. Siz hiç üzülmeyin. Pembe'ye öyle bir ders vereceğiz ki bir daha üç kağıt yapmaya kalkarken iki defa düşünecek. Fatoş, evin anahtarları yanında mı? Yanımda. Güzel. Bir dakika be, ne dersi vereceğiz? Aa, abi ne yapacağız peki ya? Ya söylesene ne yapacağız? Gelin benimle gelin. Abi ne yapacağız ya? Haydi haydi. Nene otur sen. Al bir sene. Hadi iyisin. Al bir sene. Ana bak, üç tane de bana. Ya bana? Al bu da sana. Aferin kızım. Şöyle uyanık ol. Hakkını süke süke al. Anasının kızı. Kız ana, ya sen Ferhat'lara nasıl böyle bir üç kağıt yaparsın ha? Ya hiç mi utanmazsın? Utanır mıyım be Selim? Bak bakayım annem, yüzüme kızarmış mıyım be? Utanmıyormuşum. Yani maşallah bayağı iyi utanmazmışım ben.
Sen önce tezgahı yap, sonra hiçbir şey yapmamış gibi sırıt. Yani olacak şey mi bu? Ya kız ana, bir insan bir insana yalandan evine hırsız geldi, koş gel der mi? Heriflerin yüreğini mi indireceksin ya? Hiç mi vicdan yok sende ya? Vicdan nedir, o ne ulan vicdan? Boş ver abla. Sen kullanmadığın için ne olduğunu bilmezsin. Bilmem. Bir teflon tava markası. Heh. Ana ben ne yapayım? Bu kadar keriz olmayaydı onlar da. Ha fena mı oldu? Bütün Alatura anam bize kaldı sayımda. Ha. Al hadi bir sana. Al bir sana. Al bir sana. Gerisi bana ana. Bak bak. Allah Allah, bin bir bereketini verin güzel Allah'ım. Anam. Kız anam. Bebe. Mecalarımız. Yanlışım varsa düzelt ablama. Hırsız girmiş galiba. Eşyalar çalındığına göre eve hırsız girmiş. Evet. Maraton koşucusu mu girdi? Konuşuyor işte kızım. Her şeyi çalmışlar anne. Allah sizi ne yapmasın. Hırsızlar hırsızlar kırk arabiler. Kız anam hiçbir şey koymamışlar ha. Ha soymuşlar sıvıra çevirmişler. Kız anam sen misin millete evine hırsız girdi diye kandıran? Boşuna dememişler hep mevhuma dünyası diye. Şu halimize bak. Ay başım, başım. Ya hiçbir şey oluyor. Herkes cuması bey. Sekeriye bayaz oldu başıma. Kız ana kalk başım. Dur. Kendine dur, gel. Fena alıyorum. Dur fena alıyorum. Dur fena alıyorum. Dur fena alıyorum. Acaba şu kuşlara gidip baksın gel, bana. Hadi. Ay bayılıyorum. Hadi bak, senin de yardım et ya. Ulan kalk. Yardım et senin de. Kaldır kaldır anam kaldır. Kaldır. Bakmaya başladı. The end, fın. Ya fın oldu. Ne oldu pembe ya? Tırmanım. Evime hırsızlar girmiş. Ne kadar kıymetli eşyam varsa hepsini silmişler, süpürmüşler. Aa, ciddi mi be? Gerçek. Sormayın, mahvolduk. Ya hiçbir şey bırakmamışlar evde ya. Vah vah, çok üzüldük pembe. Ya... Yani o kadar üzüldük ki üzüntümüzden ne diyeceğimizi bilemedik ya. Nasıl kıydılar oğlum Aliş, nasıl kıydılar bizi? O eşyaları çalan eller kırılsın. Yapma ya. Yani pembeciğim hemen elleri kırılsın deme yani. Hem belki buluruz eşyaları ha. Nereden bulacağız abi? Kim bilir şimdi nerededir bizim eşyalar? Kim bilir? Ocakları Fatoş'un başlarına dönsün, geçsin. Kaynanaları üzsün. Aliş'im tez zamanda mahsur olsunlar da. Nacısını unutmasınlar. Ömürleri boyunca da yüzüne oturmasınlar hanım. Kız pembe yeter beddua ettiğin be. Ay belki de sandığın gibi kötü insanlar değillerdir. Gitti. Gitti hanım. Gitti. Gitti vallahi gitti. Ana, o saatin aynından bize de vardı. Tıpa tıpa aynısı. Çaldılar, götürdüler. Koltuk vardı anam. Şu kulta benziyordu aynından. Onu da götürdüler. Allah Allah! Çok enteresan. Çok enteresan. Vallahi. Anam bak, Muharrem. Bak anam. O elindeki udun aynından babamın şeyi udu vardı. Ha, duvarda asılıydı ya bu vallahi. Duvarda asılıydı. O da gitmiş bu arı. Adam burnum akıyor. Buyur pembeciğim. Kendi mendilin gibi kurdun. Sükür sükür. Anam bu mendil de hakikaten yani benim mendilime de ne kadar benziyor. Ya. Allah Allah. Anam oradaki divan da aynı bizim divana benziyor. Hırsız oğlu hırsızlar. Anam bunlar bizim eşyalarımızı çalmışlar kız sultan. Aha, doğru diyorsun abla. Bütün eşyalarımız burada. Anam bir de sırıtıyorum. Anam...
Siz benim eşyalarımı çalmışsınız. İyi ettik Çağdık Bey. Sen bize tezgah kurarsın değil mi? Al sana tezgahın alansı be. Alatura parasını sadece kendine almak için telefonda Kısmet Ana taklidi yaptın. Bizi daha buraya kadar koşturdun. Biz de sana ufak bir ders verelim dedik canım. Ya nasıl, aklın başına geldi mi Pembe abla? Yaptığı da pişman oldun mu? Ulan ben sizi öldürmezdim şimdi. Ali Baba ve 40 rahmiler yok mu komiserim ya, şikayetçiyim. Komiserim, Pembehane'ye tecavüz etti. Eşkıyalar evimize baskın verdiler. Taş üstünde taş koymadılar komiserim ya. Şikayetçiyiz komiserim ya. Ya nasıl biz şikayetçiyiz komiserim? Susun! Susun! Komiserim, yine sinirlendiniz. Tamam, sinirlenmeyeceğim. Sakin olacağım. Anlatın bakalım canlarım. Gene hangi eften püften bahaneyle kavga edip de karşıma geldiniz? He? Komiserim, hangi eftin püftin? Organize işler burada mevzu bahistir ha bu hırsızlar. Anam, kapkaç çetesi kurmuşlar, evime girmişler. Bütün eşyalarımı çalmışlar. Ne? Hırsızlık mı yaptılar? Komiserim. Yaptılar. Tansiyonunuz var, bağırmayın. Sus be sen de! Nasıl hırsızlık yaparsınız be? Hiç bir utanma yok sizde ha? Komiserim, bir saniye açıklayayım. Sus be sen de! Salih, ben sana her zaman ne derdim? At bunları Salih derdiniz komiserim. Öyle değil oğlum. Bunlar kavgacıdırlar, gürültücüdürler. Ama bütün kabahatleri o kadar. Yoksa bu İstanbul'da bunlar kadar namuslu, bunlar kadar dürüst insan yoktur demez miydim? Doğrudur komiserim, öyle derdiniz. Gizliden gizliye övünürdüm hatta bunlarla. Ama bak, namuslu dediğim, çocuklarım kadar sevip bağrıma bastığım bu alçaklar hırsızlık yapmışlar ha? Yazıklar olsun size. Olsun. Yaşa komiserim. Yazıklar olsun bunlara. Hatta durun hanım, sizin yerinize hanım, ben tüküreyim suratlarına. Ne yapıyorsun ya? Ya ne tükürüyorsun ya? Dur be. Be. Sana be. Yeter be. Ya komiserim, siz delirdiniz mi ya? Ya bilmez misiniz? Hı? Biz acımızdan ölsek bile aramayı uzatmayız. Allah yazdıysa bulsun komiserim. Biz sadece Pembe abla'ya ders vermek için eşyalarını çaldık komiserim ya. Nasıl yani? Ne demek ders vermek için? Komiserim, sen onları dinleme. Hem hırsızlık yaptılar, hem de hanım kalktılar utanmadan suçu bana yükledi. Sen sus Pembe! Ne dersi verecektiniz Pembe'ye? Ne dersi? Matematik tabii. Üniversite imtihanlarına hazırlanıyorum ya. Tübe tübe, ne ders olacak komiserim? İftira atıyorlar anam bana, görmez misin? Komiserim, yüksek müsaadenizle ben anlatabilir miyim? Anlat bakalım. Pembe meyhanede alatura parasını tek başına toplamak için 3 kağıt yaptı komiserim. Tübe, anam anam, ben çok kadar saymayı bile bilmem anam. Nasıl sayacağım öyle? Ha bak ha. 1, 8, 3, 9,5 anam. İşte gördün. Bak sayamıyorum, sayamıyorum. Kes sesini Pembe! Maşallah anam, komiser değil sansür kurulu. Kes, sus, höz, dur. Ne oluyor anam? Ne bu be? Komiserim, Pembe bana telefon etti. Anamın sesini taklit edip evde hırsızlar girmiş dedi. Biz de inanıp hemen eve koştuk komiserim. Tabii Pembe abla da arkamızda alaturayı tek başına topladı komiserim. Pembe! Nedir benim senden çektiğim be ha? Ya siz? Gelip bana şikayet etmek yerine ders vermek ayaklarıyla bu kadının bütün eşyalarını çaldınız ha? Aynen komiserim. Allah'ım, bıktım artık bunlardan, bıktım. Salih, at bunları dışarı. Bir daha da içeri alma. Sen zahmet etme oğlum. Biz kendimiz defoluyoruz şimdi. Haydi tamam, yürü, yürü ya. Haydi yürü. Hadi yürü. 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 Senin yüzüne başına gelmeye kalmadı be. Ah be. Şurada sağda duralım şoför bey. Tamam hanım. Buyurun ücretiniz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Aa, ne oluyor be? Aa, hanımefendi, 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 iyi misiniz hanımefendi? Çok fena başım dönüyor, düşeceğim. Herhalde tansiyonunuz düştü be.
Gideceğiniz yere kadar yardım edin ben size. Şuraya teyzemlere gelmiştim. Size de zahmet olacak ama. Estağfurullah hanımefendi, ne zahmeti. Gel gel. Gelin yatsın bana. Heh, gel. 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 Hayırlı işler Midyeci Bayram. Sağ ol Selim abi. Vereyim bir tane abi. Ya sabah ye sabah abi be. Boş ver. Vay 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 vay. Karatıma bak sen. Çapkınlık ha. Hanımefendi şurası mı? Aha. Şu mavi bine ha. Evet. Görürsün sen. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz dizi ve reklam filmlerinin ünlü oyuncusu Maymun Hüsnü ile ilgili. Ülkemizde mankenden oyuncu olur mu tartışması süre dursun. Hüsnü hem oyuncu oldu hem de dizilerden kazandığı astronomik rakamlarla sahibine iyi bir kazanç sağladı. Yetenekli Maymun Hüsnü oynadığı dizi ve reklam filmleriyle sahibine ayda 40 milyardan fazla para kazandırıyor. Şu medyen maymununa bak be. Bizden fazla para kazanıyor ha. Hakikaten be Cezmi abi. Şu dünyaya maymun olarak gelmek varmış anasını satayım. Zaten maymun olarak gelmişsin ya. Senden maharet yok oğlum. Bozulma bozulma. Sevdiğimden takılayım size. Dinle beni. Buyur abi. Madem şu maymun bu kadar iyi kazanıyor. Kazancından biraz da biz faydalanak değil mi aslanım? Doğru diyorsun Cezmi abi. Ne yapacağız? Maymunu kaçıracağız. Sağ bundan 250 milyar fidye isteyeceğiz. Vay be. Vay be. Abla geldim. Nerede kaldın? Neredesin be? Gibi oldu. Be, be. Karın olacak zaten bak. İmamın abdest suyu gibi bir çay demlemiş. Al kız şunu. Ha işte. Üstüne bir de soğuttunuz. Kızma abla. Gelirken Ferhat'ı gördüm de ondan geciktim biraz. Ferhat'ı kimle gördüm tahmin et bakalım. Kimle gördün? Çok merak ettim şimdi. Asortik bir kocuyla gördüm abla. Taksiden kol kola çıkıp kacının evine girdiler. Yalanmış. Yemin mi? Çok samimiydiler. Yanlışım varsa düzeltin ama çok çapkın bu Ferhat ya. Hadi be oradan. Dilledi bek. Benim Ferhat abim yapmaz öyle şeyler. Doğru be. Yapmaz öyle şeyler. Ha? Kız bilmez misin ki bunların sülalesinin dunlarının lastiği gevşektir. Maşallah anam uçanı kaçanı götürüyorlar. Af yok yani. Maşallah değil mi gerçekten yani? Tövbe kuru iftira. Anam bunun babası da böyleydi. Düğünümüzün olacağı gün ben onu kattım gittim bu uçacık yüzümü koynunda bastım. Ha şimdi de oğlu ne demişler? Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsine tükürdüğümün cinsine çeker. Ağlamaktı sultan. Ya şimdi beni de içime kurt düşürdünüz ya. Kızım ben sana söylüyorum bu sakte romanlardan sana koca olmaz diyorum. Gidiyorum. Gel buraya. Gel gel. Bak benden duymuş olma. Arabasına binen gacılara fena asılıyormuş. Bütün mahallenin dilinde. Ya kız ana sen ne dersin be? Kızım gerçekten vukuatı çokmuş. Yani Nuri al şu taksi şoförlüğü yapsa bu kadar vukuatı olmazdı yani. Heh, herif resmen profesyonel sapıktır anam. Ayıp ayıp Pembe abla yaşından başından utan. Resmen abime kuru iftira atarsın ha. Kız bana bak. Senin o dilini var ya çok uzadı. O senin dilini keser, dilli kaşar diye geri sana yediririm anam. Kız Sultan dur be. Aferin Selim. Senden hep böyle güzel haberler bekliyoruz. Hep böyle haberler getir ki Sultan o çulsuzdan soğusun. Ben bir çay alayım abla. Dayı bir şey soracağım. Anamın dediği doğru mu? Yani Ferhat arabasına binen gacılara asılır mı? Ya yanlışım varsa düzelt Sultan ama bunu anlamanın bir tek yolu var. Neymiş o? Ya Ferhat'ın tanımadığı bir kız arkadaşını taksisine bindir. Ferhat'ın gacılara asılıp asılmadığı hemen çıkar ortaya. Çok iyi fikir. Hatta kız arkadaşa ne gerek var? Kılık değiştirip direkt kendim bineceğim taksiye. Kendim denetleyeceğim ha. Hele bir asılsın. Onun o kara kafasını kırıp pekmezini akıtmazsa bana da sultan demesinler. Thank you.
Bir bakacaksın mı? Bir adres soracaktık, bilin mi acaba? Buyurun, nereyi soracaktınız? Gel canım, gel maymun. Ferhat'ım, yumurtana dokunmamışsın, yesene. Tıka basa doydum nene, o yüzden yiyemem. Karnımda yumurtaya yer kalmadı ha. O gebeyecekse ben yerim. Adası hiç merak etme. Başka yumurtasını yemeğe var mı? Yok be Melekşem. Boşan da Semerini'ye yani. Dört tane yumurta yedin zaten. Daha ne yiyeceksin? Hani diyet yapardın sen? Bu benim diyet halim zaten bu arada. Normalde kahvaltıda en az 10 tane yumurta yerim. Yuh be ala be. Ya maşallah çekirge sürüsü gibisin ha. Konduğun yeri kurutuyorsun. Abi, 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 abi. Aa, ne oldu be Fatoş? Abi sana diyeceklerim var ama kızma. Sana ne zaman kızdığımı gördün be Fatoş? Ben hiç kızar mıyım biricik kardeşime be? Abi bana değil Sultan'a kızma. Sultan'a mı kızmayayım, nasıl yani? Ne oldu kız, söylesene. Ya Sultan kılık değiştirip senin taksine binecek abi. Haberin olsun, benimle söylemesin. Ne? Sultan kılık değiştirip benim arabama mı binecek? Niye kılık değiştiriyor ki? Ya seni denemek için abi. Ne denemesi be? Ay benim iyice aklım karıştı, hiçbir şey anlamadım ha. Ben de. Ya ben enzi baştan anlatayım. Şimdi sabah benim saf direk Selim, abimin bir gacıyla görmüş, taksiden kol kola çıkmışlar. Kol kola mı? Ne kol kolası hala ya? O kızın tansiyonu düşmüştü, başı dönüyordu. Ben de evine kadar yürümesine yardım ettim, o kadar yani. Selim öyle anlatmadı abi, çapkınlık yapardı dedi. Lan ama Selim ya, uf. Tabi öyle anlatınca Pembe ablaya da gün doğdu. O da veda ayarı Sultan'a. Neymiş efendim, güya sen arabada binen gacılar asılırmışsın da. Yok efendim, çok vukuatın varmış da bilmem neymiş de. Ya iftiracır rezil gacı be. Sultan da inandı bunlar öyle mi? Ya abi tam inandı sayılmaz ama içine de bir kurt düştü yani. Gerçeği öğrenmek için kılık değiştirip senin arabana binecekmiş, haberin olsun abi. Bakalım sen ona hakikaten askıntı olacak mısın? Vay be, mevzuya bak sen. İşler iyice civcivledi desenize be. Demek Sultan bana güvenmediği için kılık değiştirip arabama binecek öyle mi? Buyursun gelsin. Ben ona ne yapacağımı bilirim bakalım. Hadi. Gel maymunum, gel şöbeli. Alo. Gel canım, gel abi bay. Abi seni istiyorlar. He, ver bay. Buyurun. Ya kardeşim sırası mı ya? Tamam. Tamam, ben sen sonra ararım. Ya? Ben döneceğim sana. Al. Maymun nerede ya? Maymun. Ya. İyi günler şefer, şoför bey. İyi günler. Buyurun. Ne tarafa gidiyoruz hanımefendi? Kasımpaşa'ya gideceğiz şoför bey. Vay vay vay. Sultanıma bak. Aklınca kılık değiştirip beni kandıracaksın ha. Bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Bu bacaklarıma mı bakıyor? Aa, hakikaten bakıyor. Demek Ferhat başka kadınların bacaklarına da bakar ha. Pardon hanımefendi. Torpidoya bir şey düşürdüm de. Anam haklıymış ha. Torpidoya uzanacağım, ayaklarına herif resmen gacıları sarkıyor lan. Bir dakika ya. Hakikaten ya kazayla çarptıysa bir daha test edeyim şunu. Çok merak ettim şimdi. Siz evli misiniz, bekar mısınız? Evlenecek kadar salak mıyım ben ya? Piyasada bu kadar güzel kız varken, değil mi ama? Hı? Vay. Yani bir sevgiliniz vardır ama değil mi? Yani var gibi duruyorsunuz da yani. Sizin kesin var, var. Ha? Ben? Sevgili? Evet. Sevgili memgili bozar delikanlı ya hanımefendi ya. Yani erkekten bal almaca hesabı. Bilmem anlatabildim mi? Yani sevdiğiniz birisi yok mu hakikaten? Yok ama istersen seni biraz sevebilirim güzelim. Ne oluyor? Ya evliyim ben, olmaz be. Evli fark etmez güzelim. Bu hakikaten ya, sapıkmış. Ya. Dur, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum tabii. Sultansın sen. Ne? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya tabii ki biliyordum. Hem de en başından beri biliyordum. Vay. Demek biliyordu da bana numara yapıyordu. Ya vurma be. Şimdi gösteririm ben sana. Esas var ya, domuzluk yapan sensin. Ananın fesatını uyup kılık değiştirip beni denemeye kalktın öyle mi? Ben şimdi seni dönmez miyim ben? Ay. Ha? Seni ne kadar sevdiğimi bilmez misin? Ay. Ay Ferhat, bırak be Ferhat. Herkese günaydın. Günaydın Ethem abi. Günaydın Ethem abi. Yeni takımı beğendiniz mi? Çok güzel bir Ethem abi. Bu ne be? Yuh be Ethem. Bu nasıl bir kıyafettir böyle abi? Tebrikler valla. Süheyl Uygur'dan sonra memleketin en kötü giyinen ikinci adamı oldun ha. Hakikaten Betem abi. Yani şu kıyafetle uçan kuşa yakalansan
Kesin haftanın rüküşü olursun Şimşek. Burnunu da kırmızıya boyasaydın, hani tam palyaço olurdun be Ethem abi. Hadi oradan bekle. Kıskandığınızdan öyle dersiniz. 700 YTL saymışım ben bu elbiseye, boru değil bu. Ethemciğim, bak, çok paran olabilir ama para iyi giymeye yetmez. Zevk lazım abi. Şu elbiseye bak ya, direkt bağırıyor. Kroyum ama para bende, değil mi arkadaşlar? Tabii abi. Şu fötür şapkaya bak ya. Alman köylüleri gibi dolaşıyorsun ha böyle. Hangi kadın seni beğensin be? Ciddi dersin be Beten. Durum o kadar vahim mi? Vahim abi, vahim. Pembe için yanıp tutuşuyorsun ama pembe sana bakıyor mu baba? Yoo. Abicim nasıl baksın ki? İnsan baktığına bin pişman olur. Sana ciddi bir imaj maker lazım baba. Ne maker, ne maker? İmaj maker. O ne de? Ya, yani imaj yapan adam Ethem abi. Hani kılık kıyafetini düzeltecek, saçını başını yapacak be Ethem abi. Meşhur sanatçıların imaj maker'ları oluyor, o da be. Aa, anladım. Sana baştan aşağı bir imaj yapacağım abi. Brad Pitt gibi olacaksın şerefsiz. Seni gören kadınlar böyle erkek erkek diye peşinden koşacaklar. Yapma ya, beni peşinde. Tabii abi. İnanması zor değil mi? Maalesef. Benzeme böyle olunca insanın hakikaten inanası gelmiyor. Benim peşimde koşmaları hakikaten biraz zor be Beten. Zoru hemen hallederiz ama imkansız biraz zaman alır. Sen yeter ki paradan haber ver. Sen bana o dediğin şekilden yap. Bütün param feda olsun sana be. Gel benim Netem. Geldim be Beten. Gel. Bu beter yine kim bilir ne tezgahlar çevirecek be. Beyefendinin şikayeti varmış komiserim. Şikayetiniz nedir? Maymunumu kaçırdılar komiserim, yardım edin bana. Maymunumu kaçırdılar da ne demek evladım? Millet maymununu kaçırıp ne yapsın? Sakın sen maymun yerine keçileri kaçırmış olmayasın. Bildiğiniz maymunlardan değil bu komiserim. Benim maymunum Hüsnü, dizi filmlerde, reklam filmlerinde oynayan maymun. Şu meşhur Hüsnü mü? Evet komiserim. Yapma ya, nasıl oldu peki? Bir reklam filminin çekiminden çıkmıştık. İki kişi yanıma geldi, adres soracağız dediler. Sonrasını hatırlamıyorum komiserim. Ayrıldığımda Hüsnü'yü kaçırmışlardı. Büyük ihtimalle fidye için kaçırdılar. Geçin içeride arkadaşlar zabı tutsunlar. Peki komiserim. Ha bir dakika. Fidye için kaçırdılarsa sizinle temasa geçeceklerdir. Hemen bizi haberdar edin. Peki komiserim. İnşallah zavallı Hüsnü'nün başına bir şey gelmemiştir. Ayşe, baksana Mustafa. Teşekkür ederim Aleş. Ne kadar düşüncelisin. Mübarek kızım. Büyüyelim gör bak ben sana neler alacağım. Evler alacağım, arabalar alacağım. Bir sürü şey alacağım. Ev için, araba için çok para lazım akıllım. Hangi parayla alacaksın? Ya kızım ben büyüyünce Ferhat abim gibi olmayacağım. Zengin olacağım. Yoksa annen seni bana verir mi? Bence de. Sen şimdiden başlık parasını biriktirmeye başla. Başladım zaten. İki kumbara biriktirdim. Üçüncüye de başlarım biriktirmeye. Aman! Aa! Siler yeri ha, süsü kokana. Ha. Bana bak. Dua et de yerlerde kir görmeyeyim. Yoksa o kiri sana yalatırım ha dilinle. Hop hop abla, Ağrol'da molla desinler. O benim karım tamam mı? Senin hizmetçi değil o kadar. Yüz verdik. Sen kim olursun da bana pusta koyarsın ha ben pembe. Kızana sana dur. Papuç bırakırım kız. Bırak beni.
Abla yanlış anladın ya. Ben o manada söylemedim ki. Yani Fatoş burayı bitirsin sonra mutfağı temizlesin diyecektim. Ya bir lafın sonunu dinlemiyorsun ki be abla. Sen de çabuk kız. Bitir şurayı, sallanma. Daha mutfak var. Senin koca gibi boyun posun devrilmesin. Koka! Kız sen önüne bak hadi. Al iyisi. Nedir o kara kıllı? Bu ne be? Kız bu meymun mudur? Tübe! Ay öpücüklerdi gördün mü? Nereden buldun bu meymunu? Sokakta buldum anne. Ne olur evde besleyelim. Ay ya kız ana. Bak maymun da yalvarır sana. Kız dur. Ya ne olur besleyelim ya. Çok güzel olur. Ne olur. Hadi. Beybe abla ne olur besleyelim Beybe abla ne olur bak çok güzel. Olmaz anam olmaz. Ay. Zaten evde bir tane maymun besliyorum. Kusura bakmayın anam ikinciyi besleyemeyeceğim. At kız şunu dışarı. Aşk olsun abla. Beni bu maymunla bir mi tutuyorsun? Seni onunla bir tuttum diye maymun alınmıyor da kalkıp sen mi alınıyorsun tübe? O senden daha akıllı. Ha bak bak vallahi akıllı kız değil mi maymuncuğum? Kız el sallıyor, evet diyor. Vallahi akıllı senden. Ya kız ana, çok şeker yok. Ya. Ne olur besleyelim. Ya kız ana ne olur ya. Ama olmaz kızım. Ben böyle kıllı kara şeylerden korkarım be. Kıllı diye Muharrem'den bile korkuyorum be. Bundan nasıl korkmayayım? Kız değil sultan, gitme kızım. Aman ya. Ya kız ana, ay. Bundan korkulur mu ya? Baksana ne kadar masum, bak bak. Ay, aman üpüyorum valla. Masum dedi, kazan hava çık. Ayaküstü öpmeye kalkıyor. Anam, anam sarılıyor da bu abla. Beybe abla ne olur besleyelim be, ne olur besleyelim Beybe abla. Olmaz, olmaz dedim. Kız at şunu dışarı Ayşe, çabuk. Kız sen de kalk git şuradan bana meyve getir anam. İçim şöyle şey oldu valla, bir kalktı yani. Nereye gidiyor anam o? Sallaya sallaya gidiyor valla. Kız ana mutfağa gitti be. Kız bana bak gider o mutfağa falan ortalığa bir şey yapar orada o. Ay canım benim maşallah valla. Anam anam. Ne akıllı maşallah. Dur vereceğim. Sana vereceğim. Fatoş kız sana yardımcı alıyorum. Atmayalım bunu evde kalsın. Bunun yerine Selim'e atalım anam dışarı. Kırarsın kalbim ama baba. Al canım. Al. Amma. 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 Ay. Anam kapı çaldı. Hayırdır inşallah. Kim geldi acaba? Dur. Anam bismillah. Ne haber bebek? Ethem abi. Ethem. Ne haber anam? Bu ne? Bu ne erkacan maymun kapıma mı geliyor beni böyle? Nedir bu halim? Artist gibi olmuşum değil mi pembe? Canım. Ne artisti be. Saçlarını sarıya boyattın sen. Yoksa verim mi? Yok ben bir peruk değil. Saçımı saraya boyattım beğendin mi? Kulağına da küpe takmış. Küpe takmışsın. Şimdilerde çok modaymış. Maşallah. Maşallah. Kırkından sonra yavaş yavaş alkalı şeker oluyorsun yani. Ethem bunların hepsini senin için yaptı. Ben mi beğenmedim be? Anam nesini beğeneyim? Bunun gibi bir meymuna bakacak olsaydın hayvanat bahçesi dolu. Şimdiye kadar gider bir tane alır eve getirip koyar. Maymun dedi sana Ethem abi. Sen imajını değiştir pembe sana bakar demedin mi? Abi ben ne yapayım ya malzeme kötü. Ne demişler? Eşeği altı semer bursam da eşek yine aynı eşek abi. Sen serisini beni de hallere soktun ama kahretsin seni. Al sana. Zincirle. Ay bir de motoruymuş böyle Pembe abla. Anam şu meymuna bak. Vallahi harbi hizmetçi gibi olmuş. Kız bize hizmet edecek görüyor musun ki? Hakikaten de be. Havluyu nasıl dağıtmış omzuna? Anam vallahi bak.
Fatoş gibi mırın kırın da etmiyor. İsteyerek hizmet ediyor. Anam yesinler Selim. Buyur abla. İstersen anam şu Fatoş'u boşa. Garı olarak da sana şunu alayım. Vallahi ne dersin? Ya gitme abla, dalga geçme ya. Anam ne olacak be? Al işte. İkisi de aynı güzellikte. Ha bu vallahi daha güzel. Ay dudaklara bak anam. Anam lokma gibi böyle vallahi. Ne böyle bir şey gibi yani. Biri öbüründen acık daha kıllı. Ama olsun. Münasip yerlerini bir ağda çekeriz. Her şey eşit olur. Aman aman yesinler aşk seni. Aşk olsun Fehmi abla. Bak, kırdın kalbimi vallahi. Abeyin olsun ha. Bak bak vallahi kız neler söylüyor. İstemem diyor Ayva. E o da haklı. Bu Selim'le kızım kim evlenmek ister değil mi? Kız ama çok akıllı hayvan be. Meymun Bey. Haydi canım git Pembe ablana bir bardak su kap da gel. Haydi. Getir de görsünler canım. Ben getiririm abla. İyi ki geldi vallahi. Allah Allah. Selim dayımın hakikaten tahtaları eksik ha. Baksanıza maymunu kıskandı peşinden gitti ha. Bak dur. Anam geliyor, geliyor. Abla benimkinden iç. Al şunu abla, al şunu. Git oradan. Leş gibi şeyi bardağa getirmiş ha. Vallahi maymun bile hayvan aklıyla akıl etmiş gitmiş temiz bardağa koymuş suyu. Anam su verenlerin çok olsun. Ay Allah. Azıcık akıllı ol. Maymunla mı yarışırsın sen be? Bırak Fatoş ha. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Çok şükür. Tut kızım şunu. Anam be, ver. Anam be. Aha. Gördün mü maymunu? Ne kibardır. Ağzımı sileyim diye bana avlu verdi. Dayı, maymuna bak da kibarlık öğren azıcık be. Anam ne istersem yapıyor. Vallahi maşallah sana. Ana yesinler seni. Maymun Bey. Anam ne yap, kaşınıyor mu bu? Kaşınıyor vallahi. He? Ver canım, ver canım. Ana maşallah bu eller. Bak, bak, bak. Ne işe yarar anam? Sen dur, bir deneyeceğim ha. Vallahi aklıma bir şey geldi şimdi. Ne güzel, gazeteler de burada. Kız ana ne bak yapıyorsun şimdi ya? Bak. Sus. Bak şimdi. Şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi maymun. Anam oraya attım. Oradaki kağıtları al getir şey ablana, Pembe ablana. Topla canım, topla. Topluyor vallahi. Vallahi helal olsun topluyor. Bu Fatoş'tan da Selim'den de iyidir ha. Kız kağıtlar niye toplantına? Akşama göreceğim. Akşama. Pembe, bu maymun nerede çıktı be? Evde mi beslersiniz bunu? Evde besleriz. Çok mu şaşırdın? Menekşe senin gibi bir maymunu evde besliyor diye kız şaşırıyor muyuz? Sen niye şaşırıyorsun? Biz maymun muyuz Pembe? Kendine gel. Ne yapar be? Ana. Allah Allah. Çok tatlısın. Maymun da bana bak. Ha.
Damat seni ziyarete gelmiş. Hani nerede, kim gelmiş? Orada ya. Maymun gelmiş. Çok komik. Ne kızıyorsun ya? Akraman değil mi? O da sizin ormandan baba. En azından hemşerin. Hakikaten ha. Etim abiye de benziyor Şimşek. Aa, çıp demiş, burnundan düşmüş valla. Sen bozulsunuz ha. Ya kızma Etim abi. Ne var yani? Sevdiğimizden takılıyoruz sana. Aferin pembe. Maymunu getirmekle çok iyi ettin. Baksana müşteri bayıldı. Bayıldı tabii ana. Çok maharetli hayvan valla. E sen de eşek değilsin. Azıcık zam yaparsın bize değil mi canım? Ya sana elini veren kolunu alamıyor kardeşim. İkide bir zam istiyorsun sen de ya. Anam boşuna istemiyoruz. Biraz sonra maymun gösteri yapacak. Az sonra. Gösteri mi? Ne gösterisi? Görürsün canım, az sonra bekle gör. Çal. Kelle verdik fırına, pişmedi kaldı yarına. Aman onu kelle, gel beni biraz yelle. Aman onu kelle, gel beni biraz yelle. Anam görür müsünüz ha bak, ne güzel oynar. Maymun. Canım git müşteriye bayıl git. Kız Fatoş, nasıl bayılacağını göster şu maymuna. Çal. Bak şöyle bayılacağım bak. Vallahi çok maharetli ya. Yapıştır abim, yapıştır. Allah. Abla çok güzel alatur olacak bu gece be. Ben o parayı size bırakırım. Maymunum, topla o paraları, topla canım. İyi topla, hiç koyma yerde. Ya kırılır toparlak senden iyi ya. Ana gitti paraları. Ben de toplayayım mı abla? Sen beceremezsin şimdi, o hepsini toplar. Otur sen yerinde. Kurban olsun Pembe abla. Tut ulan şunu. Ver canım, ver. Ay canım benim, ah benim sana. Aa, gitti paralar be. Kız nasıl toplar şuna bak. Kız, adil hadi. Aman Efe. Ne oluyor be? Bütün parayı toplasın sana be. Hayır, hayır. Başına. Bir kere de kavga edeceğine kardeşim. Şikayetçiyiz komiserim. Ya maymundan şikayetçiyiz komiserim ya. Demek maymundan şikayetçisiniz ha? Evet. İftira komiserim, iftira. Ah şu mübareğe bak. Ağzı var, dili yok hanım. Maymunlar karıştı komiserim. Biz o maymundan değil, bu maymundan şikayetçiyiz. Yalan mı? İftira atarlar komiserim ha. Pembeden şikayetçiyiz komiserim. Maymunu kaldırıp üstümüze saldırttı komiserim. Ya şu halimize bak Allah aşkına komiserim. Şu halimize bak ya. Sizin yaptığınız maymunluklar yetmiyormuş gibi. Şimdi de bu maymunun yaptığı maymunluklar mı çıktı ortaya? Nereden çıktı bu maymun? Kendileri Pembe'nin muhterem dedisi olurlar komiserim. Pembe maymundan geldi, bilmiyor musunuz? Hiç olmazsa ben kalkıp gelmişim. Sen gelememişsin, maymun olarak kalmışsın. Hadi be! Sana dur yapma. Hadi bırak! Susun be! Pembe, bak komşuların senden şikayetçi. Ne diyorsun? Ne diyeceğim? Allah'ından bulsunlar komiserim. Gerçekten de bak, kavgayı onlar başlattılar. Bana inanmıyor sanar mı? Ama habuz maymuna sor. Şeye şahit konuş yani maymuncum, konuş bak. Bak. Ha. Bak. Ha işte, gördün. Aa, görmedim. Duymadım. Konuşmadım. Pembe. Canım. Maymun bile sana şahitlik yapmıyor bak. Hemen sattı seni abla.
İşte sen bir maymuna kardeşini tercih edersen, maymun da böyle yarı yolda bırakır seni işte. Hadi git işine. Maymunla yarışıyor. Ben ne yapayım? Ya Pembam'la maymunu öğretmiş, bütün alaturaları topladı komiserim ya. He. Her seferinde bir üç kağıt yapıyor. Bu garibanlara 5 kuruş alatura bırakmıyor komiserim. Şikayetçiler. Hepsi şikayetçi. Lan sana ne oluyor? Sen onların avukatıyım deme. Durun be. Ya kız ana dur. Yeter be yeter. Kesin. Yoksa hepinizi nezarete atarım. Aslında bu durumda sizi hayvanat bahçesine atmak daha doğru ya. Çok doğru. Muharrem'i ayı kafesine bağlayın. Ha. Aradaki farkı kimse anlamaz komiserim. Tövbe tövbe. Yeter artık. Sahi. Buyurun komiserim. At bunları dışarı. Maestro komiserim. Gidiyoruz anam, hadi. Gidiyoruz. Maymun, haydi canım. Komiser babaya bir öpücük ver canım. Ha, aferin oğlum sana. Ne vuruyorsun be? Yürü lan. Uyu Pembe abla hadi. Hadi. Fatoş. Benim pijamalarım hazırla yatalım hadi. Hadi. Hadi canım hadi ya. Sen anandan pijamayla mı doğdun kibarcık? Yürü git yat zıbar haydi. Yanlışım varsa düzelt abla ama prensip meselesi. Pijamasız uyuyamam ben. Hmm. Hadi Allah rahatlık versin Pembe abla. Ben yatmaya çekilirim ha. Hadi canım hadi kibarcık. Hadi çekilebilirsiniz. Naş. Naş. Ay. Aa. Bu ne ya? Sence neye benziyor? Maymun işte maymundur. Ya bunun ne işi var benim yatağımda abla? Hem de benim pijamalarıma girmiş. Anam ben ne bileyim hayvanı sen sandın verdin pijamalarını işte. Ya dayı bedenleri de aynı ha. Bak şimdi oturmuş hayvanın üstüne. Ben sana diyorum anam hayvanla aralarında çok benzerlik vardır diyorum. Sen inanmıyorsun kızım bana. Çık yatağımdan ha. Hayvan oğlu hayvan. Dayı dur be. Delirdin mi? Bulaşma hayvana. Hayvanla hayvan olma. Aa. Zelim. İnsan misafirine kızar mı lan? Ha? Ya Pembe abla biz nerede yatacağız peki? Defolun gidin be. Salonda yatın işte. Beğenemedin. Babasının evinde sanki kuş tüyü yastıkta yatıyordu. Bıktım bu maymundan abla. Yeter. Bir karar ver. Ya o ya ben. O. Düşünsene. Senin yatağında kazanamadığın parayı o bir gecede göbek atarak kazandı. Hadi şimdi naş yürüyün. Salona hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Canım. Maymun. Haydi canım. Ay bay bak nasıl salıyor kız. Hadi yürü gidelim güzelce yatsın. Ayşe kapıya bak. Bakalım sabahın köründe hangi ipini koparan hemen geldi. Koş kızım hadi. Al canım. Aha. Al canım. Günaydın pembeciğim. Günaydın maymuncuk. Pembeciğim mi? Gerçekten. Daha dün gece beni boğmaya kalktın burada. Şimdi pembeciğim mi oldum? Hatamı telafi etmek için sana poğaça börek falan aldım pembeciğim. Beraber kahvaltı yaparız dedim. Ha böyle poğaçalı börekli geleceksen her sabah kahvaltıya gelebilirsin anam her zaman gerçekte. Anam ne oluyor? Pembe. Bu maymun sana aşık olmuş ya. King Kong filminde goril kadına aşık oluyordu ya. Canım benim. Bu da sana aşık olmuş ya. Hayvan diyorsun. Senin daha romantik. Şuna bak. Aldı getirdi bana gül verdi. Sen ne yaptın? Beter gittin poğaçayla börek getirdin. Ha bak da acık ders öğren. Acık romantizm öğren. Canım benim ah canım benim. Yok abi hiçbir yerde yok. Birader bir baksan mı? Buyur birader. Şey bizim sirkten bir maymun kayboldu da en son buralarda görmüşler. Hani diyorum belki bir malumatın vardır ha? Sizin mi o maymun? Ya kaç gündür Pembe ablalarda o maymun. Pembe abla mı? Evini bir gösterebilecek misin? Tabii. Bak şu sokağa dönüyorsun. Tam karşıdaki ev birader. Öyle mi? Eyvallah biraderim. Eyvallah biraderim. Gidip alalım mı maymun abi? Ha, gübe gündüz alalım da cümle alem görsün bizi. Karakolda teşhis etsin değil mi? Önce gece olsun da eve girer araklar maymunu. Tamam abi. Gidip önce evi tespit edelim. Tamam. Hadi hadi.
Oh be, götür götür, yarasın. Anam şunların hiçbir şey bilmezler. Görüyorum. Portakal tutmayı bilmezler bu. Sevmez turşu, sevmez. Ye anam ye. Ne güzel yiyor. Ye, bak kurban olsun pembeza. Ne güzel yiyor. Ye anam ye, ben gene soyarım sana portakaldan. Ah. Çapkın şey. Tövbe yarabbim. O kadar da uzun boylu değil. Ah canım. Kız hakikaten bu sana aşık olmuş be. Aşık olmuş tabii kardeşim. Efkarından içiyor baksanıza ya. Ben de içeceğim şununla. Aslanım benim be. Bak şimdi ne güzel şeyler olacak. Ben de isterim. Ben de yiyeceğim ondan. Aşkından etimizi maymuna çevirdim. Oğlum, de pembe. Şerefe hadi Şerefe. Tüküreceğim aşkınıza be. Derim. Anam nerede maymun var gelip beni buluyor. Şansıma tüküreyim ha. Bir tane de kız insan gibi adam gibi adam gelip aşık olmadı bana. Be. Maymun abiyle düğünümüz ne zaman inşallah. Balayına da Belgrad ormanlarına gidersin artık Pembe abla ha. Şerefe oğlum Şerefe. Damat kızımıza iyi bak yoksa bozuşuruz ha. yeter be. Buraya benimle kafa bulmaya mı geldiniz? Çıkın dışarı. Bir dakika. Üçümüz fasıl yapacağız. Al ben bakalım oğlum şunu. Al Udu. Hadi. Çal. Bu ne sevgi? Meymun değilsin. Meymun abu herifizin daha akıllı. Vallahi daha akıllı. Bakmasın haram. Evet, çaylar geldi. Afrika'nın asil hayvanı. Ne ya? Maymun be abi. Bilmeyecek ne var? Yaşa. Şu maymun ortaya çıktı çıkalı mahalle şellendi resmen. Hakikaten ben işte. Her günümüz gırgır, her günümüz şamata be. Nereden çıktı bu maymun be Beter? Acaba ormandan falan mı kaçtı? Saçmalama be Muharrem ya. Ne ormanı? Senden eğitimli hayvan görmüyor musun? Hop. Ama doğru enişte. Eğitimli maymun. Yani belki sikten falan kaçmıştır. Sevgili seyirciler, bize ve reklam filmlerinin ünlü hayvan oyuncusu Hüsnü bütün aramalara rağmen bulunamadı. Bu Pembe'nin maymunu değil mi ya? Ta kendisi abi. Dedim ben size eğitimli maymun diye kardeşim. Bak aktörmüş hayvan. Vay be, meşhurmuş öyle mi? Keşke imzalsaydınız be. Hop. Canım lafın gelişi söyledim be. Üstünün sahibi maymunu görene ya da bulana büyük ödül vereceğini açıkladı. Üstünü görüp de ihbar edene ya da getirene tam 50 milyar ödül veriyorum. Halkımızdan yardım bekliyorum. Yuh be, 50 milyar ödül veriyormuş. Pembe abla yaşadı vallahi. Bırak Pembe'yi oğlum. Esas sultanla siz yaşadınız. Kağıtlarınızı hazırlayın, evlendiriyorum sizi. Ya maymunla bizim ne alakamız var be abi? Oğlum. Pembe senden 50 milyar başlık parası istemiyor muydu? Evet, istiyordu. Ha, tamam işte kardeşim. Hüsnü'yü alıp sahibine götürürsek 50 milyarı şıp diye alacağız. Siz de muradınıza ereceksiniz. Gökten de 3 elma falan düşerse harbi masal gibi final olacak yani. Ya iyi de maymunu pembelerden nasıl alacağız? Merak etme sen. Bu gece pembeler uyurken gizlice içeri girip maymunu kaçıracağız. Peki bu hırsızlık olmaz mı? Olmaz, merak etme sen. Güzel. Selimler burada yattığına göre maymun da kesin onların odada. Çok haklısın. Selimlerin odaya abi yürü. Be, siz maymunu alırken ben de bir sultanı bir sev... Saçmalama lan, yürü. Hadi. Tamam be. Gir. Hüsnü, merhaba. Hüsnü. Gel. Gel. Gel Hüsnü, gel. Gel. Ben bazen uyanmadan şuradan bir kaçırabilsek ya. Başlık kapıyı. Açık abi. Allah Allah.
Anam! Sen bizim yanlış anladın. Yapma Pembe. Pembe yapma. Tamam be. Pembeciğim ya maymunu çalmıyorduk ya. Dışarı çıkarıyorduk. Hani köpeği gezdirmiş durursun. Ne oluyor be? Kim öldü? Pembe ne olur durma. Lan kızı maymunu çalmaya mı çalışıyorsun lan? Lan Ferhat. Memnun'un yanını söyle. Anam siz kimsiniz? Anam evim yol geçen anına döndü be. Neredeydi uğursuzu varsa soluğu benim evde aldı. Çok konuşma. Tamam abicim sinirlenme ya. Maymun alıp gideceğiz. Sakın bir kahramanlık yapmayın. Maymun, ne? Acımam vallahi sıkarım hepsini ha. Söyle nerede maymun? Allah bilmiyoruz abi. Ne oluyor? Vay alçaklar vay. Demek gece yarısı gizlice eve girip maymunu silah soruyla kaçıracaksınız ha? Allah'ım ne günlere kaldık. Salih. Buyurun komiserim. At bunları nezarete. Başüstüne komiserim. Hadi yürüyün. Hayvan ırsızları. Utanmaz ırsızlar Allah'ım yarabbim. Allah Yaşa Allah. Komiserim. Tövbe vallahi tövbe. Anam. Tebrik ediyorum anam vallahi. Tamam tamam. Anam. Bravo, bravo. 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 Bak. Aferin oğlum, aferin. Anam bak, gördün mü anam? Vallahi maymun maymun kesini alkışlıyor maşallah. Ay. Maymunun sahibini de aradık, birazdan gelecek. O hiç zahmet etmeseydi komiserim. Ferhat da biz maymunu götürüp teslim ederdik. Ya tabii canım, biz götürüp teslim edecektik. Ya o adam yola çıktı, geliyor. İyi akşamlar komiserim. Ah, üstün, üstün, üstün. Oğlum, oh, oğlum, ya. Buldum seni. Gel, bak, gel. Bak sevindi. Şuna bak gördün mü komiserim gitti babasına sarıldı. Anam insan gibi hayvandır. Çok duygusal hayvan be değil mi? Çok. Hüsnü'yü kim getirdi komiserim? Biz Ferhat da getirdik abi. Ödülü alalım. Buyurun ödülünüz. Alalım abi. Ver abi ver. Bir dakika bir dakika. Komiserim bu işin içinde ödül mü vardı? Önemli değil Pembe küçük bir şey. 50 milyar. Ne? 50 milyar mı dedi? Ne diyor bu ay O kartu kalama maçtı piri var. Usta piri var. Maçtı tolama.